Hoş geldiniz. Yine 50 tane sorumuz var. Dikkatli dinleyin. Ekran fotoğraf alın. Onları gece yatmadan önce okuyun arkadaşlar. Unutmazsınız bu sayede. Bu taktik çok iyi bir taktiktir. Sizden ricam videoyu da beğenerek kanalı destekleyin. Beğenleriniz, destekleriniz önemli. Teşekkür ediyorum. Başlayalım. Animasyonlu soru. Videoya göre sürücü nasıl bir tehlikenin olabileceğini düşünmelidir. Şıklarımız rüzgar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedebileceğini, orta şeritteki otomobilin ani fren yapabileceğini, bir aracın benzin istasyondan yola çıkabileceğini, yolun içerisindeki trafik denetimi, yolun ilerisinde trafik denetimi yapılabileceğini. Animasyonlar tekrar tekrar oynatın sınavda. Neye bakacaksınız? Yola, yol çizgilerine, trafiğe, yolun kenarında bulunan yaya mı var, araç mı var onlara bakacağız animasyon çözerken. Levhalara bakacağız. Şimdi bunu dikkatli incelediğimiz zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Bakın tam şu ileride petrol istasyonuna yaklaştığımızda şu anda videonun tam göründüğümüz yerinde kırmızı bir araç bakın çıkıyor. Bak gördünüz mü şurada kırmızı bir araç. Ucu görünüyor çok fazla bir yeri görünmüyor. Ama biz bunu görmeliyiz görmemiz gerekiyor sürücü olarak. Cevabımız C seçeneği yani petrol istasyonundan bir araç çıkabileceğini kestirmemiz gerekiyor. Orada da zaten görünüyor kırmızı bir araç. Geçelim bunu da. Hangisi yarı oturuş pozisyonunda taşınabilir? Birinci yerinde olmayan omurgasında kırık olan kalça kemiğinde kırık olan kaburga kemiğinde kırık olan. Şimdi arkadaşlar taşıma pozisyonlarından birinci yerinde olmayan oturtamazsın olmaz doğru değil. Çünkü sinirler filan zararda görmüş olabilir. Bunu oturarak taşırsan omurilik filan zarar görebilir. Yine omurgası kırık olanı kesinlikle yatırıyoruz. Yani bunları oturtarak veya ayakta filan taşımaya çalışırsanız felç olma ihtimali var. Kalça kemiğinde kırık olan zaten oturtamazsın kalçası kırık adamın. Kaburga kemiği kırıklarında oturtarak taşılır. Zaten arkadaşlar kaburga kemiği kırıksa kemiklerin batmaması için filan da doğru pozisyon oturma pozisyonudur. Hem de daha iyi nefes alır kişi. Unutmayın. Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır? Asli kusur nedir? Kesin suçlu. Arkadan çarpma, kırmızı ışıkta geçme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. Altını çiziyorum dikkat edin diye. Arkadan çarpma asli kusur, kırmızı ışık asli kusur. Kavşaklarda kurallara uymama asli kusur. Bunların üçünden birini yaparsanız herhangi bir kaza falan olursa suçlu yüzde yüz siz olursunuz demektir. Asliden kasıt budur. Okul taşıtının arkasındaki dur ışıklı işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir? Aracını durdurmalı, diğer sürücüleri uyarmalı, dikkatli ve yavaş geçmeli, hızını artırarak uzaklaşmalı. Arkadaşlar okul taşlarının arkasında altıgen şeklinde bir kırmızı dur işareti var biliyorsunuz. Eğer bu yanıyorsa demektir ki o servis öğrenci indiriyor ya da öğrenci bindiriyor demektir. Bu durumda aracınızı durduracaksınız, bekleyeceksiniz. Burada servisi sollama filan bunlar yasak kesinlikle sollama falan yapamazsınız. Unutmayın. Yine basit bir soru. Aşağıdakilerden hangisi uygun şekilde fark edilmiştir? Bu yanlış. Üstüne basmış. Bu yanlış. Bunlar da yanlış. Burada doğru cevap 2. Yani B seçeneği arkadaşlar. Basit sorular geçiyorum hızlıca. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır? Basit bir soru. 2 numaralı araç. Otoyol. Otoyola yaya giremez arkadaşlar. Bisikletli giremez, traktörlü giremez. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez? Kansızlık, bilinç kaybı, baş dönmesi, düzensiz nabız artışı. Kandaki oksijen nasıl düşer? Solunum yapamazsan. Solunum yapmazsan bilinç kaybı olabilir mi? Evet. Başın döner mi? Evet. Nabızın düzensiz olur mu? Evet. Kansızlık olmaz. Kansızlık kısa sürede olan bir şey değil zaten. Aşağıdakilerden hangisi? ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır. Trafikte kaza sayısının azaltılması, insanların zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılması, kaza zedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi, trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi. İlk yardım neydi arkadaşlar? Olay yerinde yapılan ilk müdahaleydi. Mevcut araç gereçlerde ilaç filan olmaz ilk yardımda. Burada cevabımız nedir? Amacımız mevcut durumunu korumak, kötüleşmeyi önlemek. Bakın burada. Öncelikle amacımız nedir ilk yardımın? Güvenli saat tehlike ortamından, yaşamsal fonksiyonlar sürdürmek, durumun kötüye gitmesini engellemek, iyileşmeyi kolaylaştırmak. Burada ilk yardımda acil tedavi arasında farklar var. Bunlar da çıkabilir sınavda. Burayı da siz okursunuz mutlaka çok uzamasın diye ben geçeyim Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması hangisine sebep olabilir Motor gücünün artması Fren hidroliğinin azalması motor yağ sıcaklığının artması Motor bloğunun çatlaması Şimdi arkadaşlar çok sıcak iken Mesela şöyle söyleyeyim Fırından borcamı çıkarttınız Fırından çok sıcak bir şekilde varın tepsinizi borcamı camdan olan bir borcamı çıkarttınız. Hemen üzerine soğuk su dökerseniz ne olur? Mantık yürütün. Çatlar. Bu da bu aynı şekilde arkadaşlar. Direkt soğuk su çok sıcak bir şeyin üzerine soğuk su dökerseniz çatlar. Mantık yürütüyoruz, buluyoruz cevabı. Aşağıdakilerden hangisi aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar? Geri vites lambalar, sinyal lambaları park lambaları, sis lambaları. Geri geri gelirken hangi ışık yanar diyor. Cevap A seçeneği. Geri vites lambaları yanıyor. Geçelim bunu da. 4 zamanlı dizel motorunda emme zamanında silindire hangisi emilir? Motorlar biliyorsunuz 4'e ayrılıyor. Bakalım şıklarımıza. Hava, benzin, motorin, karışım. Bildiğiniz üzere motorlar 4'e ayrılıyor. Emme, sıkıştır. Hatta şurada söyleyeyim. Cevabımız nedir burada? Emme zamanında silindir hangisi emilir? Hava. Şimdi bu soruyu şurada detaylandıralım. Kafa karışıklığı olmasın diye. İşte dört zamanlıdan kasıt şunlar arkadaşlar zamanlar. Zamanları ve sıralamasını ezberleyin. Hangi sırada hangi zaman bazen sıralamasını sorabiliyorlar çünkü. Şimdi bize ne sormuştu sorumuzda? Emme zamanı. Hangisi emilir? Emme zamanında neymiş? Silindir içerisinde hava. Bakın hava alınır. Cevabımız havaydı gördüğünüz üzere. Zaman zaman Özellikle ateşleme zamanını soruyorlar, bir de egzoz zamanını soruyorlar. Egzoz zamanında ne vardı? Egzoz gazlar dışarıya atılıyordu Gazlar, zararlı gazlar, yanma sonucu oluşan gazlar. Ateşleme zamanında ise ateşleme oluşuyordu. Ateşleme dizel motorlarda nasıl oluşur? Sıcak hava üzerine enjektör ile motor motorin püskürtülmek suretiyle oluyor. Peki benzinli motorin motorlarda ateşleme nasıl oluyor? Buji ile. Unutmayın bunu sorarlar. Benzinli de buji ile. Dizel motorlarda motor enjektörle motorun püskürtmek suretiyle sıcak hava üzerine. Benzinli motorlarda sıcak havanın üzerine motorun püskürtülüyor. Dizel motorlarda buji ile oluyor bu ateşleme. Geçelim bunu da. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde yapılması gereken nedir? Seyir halindeyken diyor. Bakın şu fotoğraftaki. Motor devri yükseltilir, motor devri düşürülür, araç sürülmeye devam edilir, araç durdurulur, motor stop edilir. Arkadaşlar bu yağlama sisteminin sıkıntılı olduğunu araç hareket halindeyken görürseniz aracın yağlama yapmadığını, yağlama elemanlarının birinde hata olduğunu, bir eksiklik, bir arız olduğunu bildirir. Bunu görürseniz arkadaşlar aracı durdurup motoru stop ediyorsunuz. Yani yağlama, akü bunlar hep aracı durdurmayı gerektirir. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? İşaretimize bakıyoruz. Evet, yolda gizli buzlanma olabileceğini, kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını, düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını, yolda yapım, bakım ve onarım çalışmalarının olduğunu. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir tane adam görüyoruz. Kürekle bir işler yapıyor. Bu nedir? Yolda yapım, bakım, onarım çalışması. Bunu direkt levhanın anlamını sorabilir bu şekilde. Bir de şu şunu sorabilir arkadaşlar. Bu levhayı görürsek ne yapmalıyız diyebilir. O zaman bu üçgen levhalar tehlike bildirir bize. Bu levhayı görürsek ne yapmalıyız? Takip mesafemizi arttırmalıyız. Yani öndeki araçtan uzaklaşmalıyız. Yavaşlamalıyız. Dikkatli bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Eğer duruma göre öndeki aracı sollamaya da biliriz. Bazı durumlarda. Her refada değil. Fakat bu üçgen levhalar bize bunu bildirir. Tehlike var. Ona göre tedbirini al diyor. Onu da sorarlar. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindire hangisi emilir? Hava, benzin, motorin, karışım. Arkadaşlar yakıtımız nedir? Dizelmiş. Önemli bu. Kaç zamanlı? İlk dört zamanlı. Arkadaşlar biliyorsunuz iki zaman ve dört zaman olarak ikiye ayrılıyor motor çeşitleri. Burada cevabımız nedir? Emme zamanında silindirlere tabii ki hava emiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın şurada zamanlar. Burada ne hangi zamanın ne işe yaradığı yazıyor. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz, iş zamanı. Bunu da unutmayın ateşlemenin diğer ismi. Bu dizel araçlar için arkadaşlar. Dizel araçlarda ne oluyor? Birinci zamanda sadece hava emilir diyor bakın. Hava emilir. İkinci zamanda hava, emilen hava sıkıştırılır. Hava buradan emiliyor. Sonra sıkıştırılıyor. Bakın burada sıkıştırma işlemi gerçekleşiyor. Üçüncü zamanda da sıkıştırılan havanın üzerine enjektörlerle bakın şurada iş zamanında sıkıştırılmış hava var enjektörlerle mazot püskürtülüyor. Sıcak havanın üzerine mazot püskürtülüyor. İşte bu ısıtma bujileriyle ısınıyor o hava. Buradan mazot püskürtülüyor. Ateşleme gerçekleşiyor. Egzoz zamanda da burada oluşan gazlar dışarıya çıkıyor. Bu dizel araçlar için. Benzinli araçlarda da aynı yine sistem. Sadece Ateşleme zamanında püskürtme yok. Buji ile yapılıyor ateşleme işlemi. Geçelim. Motor yağı kontrol edilirken hangisine dikkat edilir? Aracın düz zeminde olmasına, aracın yan tarafının eğik olmasına, aracın ön tarafının kalkık olmasına, aracın arka tarafının kalkık olmasına. Yağ seviyesini kontrol ediyoruz. Siz evdeki bir yağ, bir bidondaki ya da bir şişedeki yağı kontrol ederken ne yaparsanız düz bir zemine koyarsınız. Yamuk olursa doğru işlem yapmaz. O halde cevabımız nedir? Düz zeminde olması önemli. Şimdi motor yağı nasıl kontrol edilir? Nasıl kontrol edilmelidir? Neler çıkarsına da bakalım. Öncelikle düz bir yere zemin ediyoruz. Bu okey. Bir. İdeal motor yağı seviyesi nedir? Üst çizgide veya bu çizgiye yakın olmalıdır. Aslında orada 3 çizgi var bazı motor çubuklarında. Orta çizgidir ideali. Yağ seviyesinde yine her periyodik kontrolde Bakımda kontrol edilmelidir yağ seviyesi ya da belli kilometrelerde Genel olarak her yağ değişiminde yağ filtresini değiştiriyoruz yağ filtresi ne oluyordu yağ süzen bir parçaydı Filtreleyen Yağ filtresi tıkanırsa yağ pompası arıza alırsa karterde yeterli miktar yağ yoksa yağlama işlemi yapılmaz Yağlama yapılmazsa araçta ne oluyor motor parçaları birbirine sürtünür Aşırı ısınır Aşınır Ve zarar görür Ömrü kısalır parçaların Bunu da unutmayın bir de şunu, şunu soruyorlar. Şu çubuğun ismi nedir? Yağ çubuğu. Bu ne işe yarıyor? Yağın seviyesini ölçüyor. Motor yağ seviyesini ölçmeye yarayan çubuk yağ çubuğudur. Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Sola dönüş yapması, sağa dönüş yapması, aynı yönde seyretmesi, kavşağa yaklaşırken hızını azaltması. Şimdi aracımıza bakalım arkadaşlar. Bu tür sorularda levhalara bakıyoruz. Leha yok mu var mı önce ona göre hareket ediyoruz. Şimdi lefa'ya baktığımızda şurada bir tane lefa görüyoruz. Bu girilmez defası, tek yön defası Yani bu yolun tek yön olduğunu gösteriyor. Şu, yol, şu yolun, şuradaki yolun. Şimdi o halde bu araç neyi yapamaz? Bu yola giremez. Yani doğru gidemez. Şıklarımız arasında aynı yönde seyretmesi cevap C seçeneği. Arkadaşlar oklar da belli zaten. Bakın sadece geliş var burada. Şu lefa da zaten buranın tek yön olduğunu gösteriyor hem levhaya baktığımız zaman bunu anlayabiliriz. Zaten buradaki oklardan da anlayabiliriz yere çizilmiş olan oklardan. Geçelim. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü. Bir nerede şu evet. Sola sinyal vermeden önce hangisini mutlaka yapmalıdır? Bu şerit değiştirecekmiş Sinyalden de önce hangisini yapmalıdır? A. Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmesi. B 2 numaralı aracın geç işaretini beklemeli. C iç ve dış aynalardan trafiğin durumunu kontrol etmeli. D 2 numaralı araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşması. Uzun uzman ifarlarla alakası var mı? Hayır. Geç işaretini beklemesi yanlış. 2 numaralı aracı takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı. Şu araya daha fazla yaklaşmalı. Doğru mu? Hayır. O zaman ne yapacak? İç ve dış aynalardan trafiğin durumunu kontrol edecek. Yol müsaitse sonra ne yapacak? Sinyal işaretini verip sollamasını yapacak. Cevabımız C seçeneği burada. Geçelim. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa. Tespit edilen sürücünün sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır? 2, 3, 4, 6. Cevabımız 6 ay. Şimdi bununla ilgili şunu bilmenizde fayda var. Birinci defada bakın 6 ay. ikinci defada 2 yıl. 3 veya daha fazla ise 5 yıl süreyle geri alınıyor. Yine bir promilin üzerinde ise 2 yıla kadar hapis cezası var. Sürücülerin suçun işlendiği tarihten itibaren karayolunda araç sürme yasağını geriye doğru 5 yıl içerisinde bu işlemler. Arkadaşlar bunlar önemli. Şu da önemli. 0.50 promil. Hususi araçlar. Ticari araçlarda 0,20 promildir sınır. Yani hususi araçlar 0,50 promile kadar sıkıntı olmaz ama 0,50'nin üstünde çıkarsa bu cezalar alır. Geçelim bunu da. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için hangisini yapmalıdır? Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli, uzağı gösteren ışıkları açık tutmalı. Aracın kapılarını açık tutmalı, aracın vitesini boşalmalı. Yolda kaldınız, aracınız bozuldu. Ne yapacaksınız? A seçeneği. Aracı yol dışına veya bankete çıkartıp işaretleyeceğiz. İşaretleme derken neyi kastediyor? Şu işte. Şunlarla işaretleyeceksin. Yine sınavda şunlar da çıkıyor. Taşıtın ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye düşürmemek için şehir içi yollarda 30 metre, Şehirler arası yollarda 150 metre mesafeye reflektör koyacaksınız. Yani bunu ne, nereye koyacaksınız? Şehir içindeyse 30, şehirler arası yolda ise işte 150 metre mesafeye koyacaksınız. Görünecek şekilde. İşte aracınız bozulduğunda. Geçelim bunu da. Şekildeki kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalı Arkadaşlar bu mühim bir soru. Çünkü kavşak kontrolsüz kavşakmış. Şimdi arkadaşlar ilk neye bakıyoruz? Kontrol süsse düz gidenler var mı? Dönen var mı? Onlara bakıyoruz. Şimdi burada bir numaralı araç dönecek. O zaman bu en sondur. Çünkü niye 2 ile 3 düz gidiyor? Kural neydi? Düz gidenler öncelikliydi. Peki bunu eledik. Bununla işimiz bitti. Bunu sona yazdık. 2 ile 3 arasındaki sıralama nasıl olur? Bir başka kuralımız devreye giriyor. O da arkadaşlar ikisi de düz gidiyor. O zaman yol hakkı kimde oluyordu? Her zaman sağdaki araçta. O halde en önce 3 gider sonra 2 1. Yani D seçeneği. Bakın arkadaşlar bu kural yani değişmez. Her zaman sağdaki araç önceliklidir. Fakat dönüp dök dönmediğine bakacaksın. O ayrı bir mevzu. Geçelim. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Kalp durması, bacak kemiği kırılması, solunum yolu tıkanması, delici göğüs yaralanması. Pozisyonumuzu inceleyelim. Hemen burada. Cevabımız D seçeneği diyenler doğru yanıtladı. Bu delici göğüs yaralanması pozisyonudur arkadaşlar. Unutmayalım. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirme aşamalarından olan baştan aşağı kontrol basamağında yer alır? Adım ve soyadın öğrenilmesi, kullanıldığı ilaçların belirlenmesi, kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi, solunum sayısının değerlendirilmesi. Doğru cevabımız D seçeneği baştan aşağı solunum sayısının değerlendirilmesinde yer alıyor bu. Geçelim. Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni hangisidir? Omuriliğin baskın altında olması ya da zedelenmesi, taşıma esnasında baş, boyun, gövde korunması, kazazeden sırt üstü düz pozisyonda yatırılması, Kazazeden hareketsiz hale getirilmesi. Felçlerin oluşma sebebi. Omurilik zarar görürse oluşuyor felçler biliyorsunuz. Omurga yaralanmalarında. Cevap A seçeneği. Yani omurilikten dolayı omurilik baskı görürse, omurilik zedelenirse, omurilikte bir işlem olursa omurga yaralanmalarında felç ihtimali artar. Onun için omurga boyun yaralanmalar önemlidir çok dikkat edilmesi gereken yaralanmalardır. Hareket ettirmeyeceksiniz kişiyi mümkün mertebe sabit. Çok hareket ettirmeden tutacaksınız bu tür yaralanmaları. Geçelim. Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında 3 numaralı kısmı hangisi gelmelidir? Yani şunun cevabını soruyor. Aslında bu hiç uzatmaya gerek yok. Direkt cevabı da bulabilirsiniz. Fakat bulamazsanız çözerek gidin bulmacayı. Ama önce cevaptan gidin. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kemik anatomik bütünlüğünün bozulması. Kemikteki bozulmaya ne diyorduk? Kırık. Kırık. Burayı da sayın cevabı bulun. Ama bulamazsanız şu şekil yaparsınız. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması. Bir. Burkulma. İki. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması. Çıkık. 3. Darbe yüzeylerinin kemin anatomik. Zaten kemik kırıklığı, anatomik yani bozukluk olması kıra işaret eder. Şimdi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması. Şurada anlatayım ben hatta ya size. Çıkık. Aynen şuraya yazmışız evet. Arkadaşlar kırık çıkık burkulmada nedir? Eklem kırık zaten anatomik kemik bütünlüğünün bozulması, çıkık eklem yüzeylerinin kalıcı ayrılması, burkulma eklem yüzeylerinin anlık ayrılması. Bunlarla ilgili bir de tespitlemeyi bilmeniz işinize yarar. Mümkün mertebe sabit tutacaksınız, temiz bir bezle üzerini kapatacaksınız. Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanacak. Herhangi bir kırık çıkık burkulmada yaralı ya da kırık bölge düzeltilmeye çalışılmamalıdır. Yine kırık çıkık bırkılmanın üstünde ve altında kalan eklemler de içerik şekilde tespit edilmelidir. Diğer önemli husus kırık çıkık burkulmalarda mümkün mertebe hareket ettirmiyoruz kişiyi. Bunlar önemli. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Dış kanama neydi? Kanın dışarıya doğru aktığı kanamadı. Şimşiklerimize bakalım. Uzuv kopması durumunda turnik uygulamaktan kaçınılması kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması, kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması, kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi. Doğru olanı arıyoruz. Kanayan bölgeyi kalp hizasından aşağı indirmek doğru mu? Hayır. Mümkün var, mümkünatı varsa yukarı kaldırıyoruz kalpten daha yukarı. Kanayan yere uzak noktaya mı basınç uyguluyoruz? Hayır. En yakın basınç noktasında uyguluyoruz. Bunun buradaki yanlış olan ifadesi bu. B şıkkı dursun bakalım A'ya. Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması. Turnikeyi biz zaten ne zaman yapıyoruz? Burası yanlış. Uzuv koptuğu zaman ya da çok büyük kanamalar durduramayacağımız kanamalar olduğu zaman yapıyoruz turnikeyi. Bu da yanlış. Doğru olan hangisi? Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı artırabilirsiniz. Yani baktığınız bir bez koydunuz durmuyor. İkinci bir bez daha koyarak Kanamayı azaltmaya çalışabilirsiniz. Bu doğru bir uygulamadır. Bize zaten doğru olanı soruyor. Cevap B. Şimdi dış kanamalarda ilk yardım. Bakalım neymiş? Kanama değerlendirilir. Kanayan yerin üzerine temiz bir bezle bastırılır. Kanama durmazsa ikinci bir bez. Az önce soruda vardı bak. Gerekirse bandaj sarılır. Kanayan yereye en yakın bak. En yakın. Soruda en uzak demişti. Kanayan bölge yukarı kaldırılır. Soruda ne diyordu? Aşağı kaldırılır diyordu. Geçelim bu dış kanamalarda. Dış kanama dediğimizde biliyorsunuz kanın dışarıya doğru aktığı kanamalardır. Bir de iç kanama var. O neydi? O da kanın iç kısma doğru aktığı kanamalardı. Vücudun içine aktığı kanamalar. Geçelim. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? Bantlanır, yapıştırılır, değiştirilir, iple sarılır. Cevabımız nedir? Değiştirilir. Arkadaşlar çatlak varsa hortumlarda değiştirilir. Radyatör neydi? Soğutma sisteminin bir parçasıydı. Petekler anlayacaksınız. Bantlama olur mu? Hayır. Yapıştırma olur mu? Hayır. İple salma bunlar olmaz. Geçelim bunu da. Verilen sorulara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar? Verilen sorunlara. Çevrenin bozuk ve kirli olması, yakıt tüketiminin artması ve israf, aracın yıpranması ve ömrünün azalması, trafiğin yoğunlaşması ve trafik karmaşası. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılması, özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması. Arkadaşlar bunların hepsi bu yukarıdakilere sebep olar. Fakat biri en çok. O da nedir? Aynı istikamette giden kişilerin müşterek araç kullanması. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi. Bu hariç tabi. Cevap B seçeneği. Özel araçların zaruri olmayan durumlarda keyfiyette kullanılması, çevre kirliliğine, yakıt tüketimine, aracın yıpranmasına, Trafik yoğunluğuna sebep olur en fazla Mesela bunlar da olur fakat en fazla B seçeneğindeki olur Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır 2 numara hangisi şu? Dar bir kavisle dönmeli hızını azaltmadan kavşağa girmeli karşıya geçen yayaya yol vermeli ilk geçiş hakkını kendisi Kullanmalı Şimdi burada Yapmamız gereken nedir Lefa var mı diye bakıyoruz. Burası ana yol. Lefa var. Burası tali yol. Burası da tali yol. Fakat soru ondan ziyade burada bir yaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer burada bir yaya var ise ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır olur mu? Hayır. Cevap C seçeneği. Yaya'ya yol vereceksiniz. Arkadaşlar yaya yolunda her zaman için yaya önceliklidir. Unutmayın. Yaya olmamış olsaydı ilk kim geçecekti? Tabii ki bir geçerdi. Niye? Bir düz gidiyor çünkü. Hani düz gidenler her zaman için dönenlere göre önceliktedir. Unutmayın. Geçelim. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikada solunum sayısı kaçtır? 10-18, 12-20, 14-22, 16-20. Doğru cevabımız B seçeneği 12-20. Sınavda kendi heyecanınız olduğu için ölçmeye çalışmayın, saymaya çalışmayın. Sınavda bu yüksek çıkar normal bir insan çünkü. Arkadaşlar şu sihirli tablo dediğim tablomuzu fotoğrafını alalım. Sonra çizmeye başlayalım. Herkes aldıysa fotoğrafa devam ediyoruz. Şimdi niye buradan soru çıkar çünkü sınavda her sınavda. Hangileri çıkar hocam? Normal solunum. Bak bu çıkmış, çıkabilir. Şimdi nabız 60'a 100 hepsinde zaten aynı. 60'a 100 Bilinç kontrolü çıkar. Yetişkinlerde omzuna vurarak iyi misiniz diye sorarsınız. Bu bilinç kontrolüdür. Yine çocuklar da aynı şekilde omzuna vurarak iyi misiniz dersiniz. Bebeklerde ayak topuğundan şöyle ayağın topuğuna vurursunuz. Tepki veriyor mu? Bak dinle hisset yöntemi 10 saniye süreyle kontrol edilmelidir. Yani kişinin nefes alıp almadığı burada 10 saniye süreyle kontrol ediliyor. Yine soluk veriş süresi bu önemli çok çıkmıyor. Heh, şu çok çıkıyor bası miktarı 5 santim 5 santim bebeklerde 4 santim hani göğüs aşağı iniyor ya kalp masajında ondan bahsediyor bası miktarından kastı bu bas oranı 1 bölü 3 bu karşınıza gelebilir 30'a 2 yani 30 masaj 2 solunum kalp masajı dakikada 100 hepsinde bakın çocuk bebek yaşlı fark etmek sizin 100 yine burada Evet, en çok çıkan bu sarıya boyadıkların fakat siz fotoğrafını alın diğerlerde çıkabilir. Ona göre dikkatli olmanızda tavsiye var. Geçelim. Göster yapan elinde bu lambanın yanıyor olması neyi bildirir? Lastik basıncının düşük olduğu, el freninin çekil oldu dis lambaların yandı fren balataların bittiği. Bu arkadaşlar cevabımız D seçeneği balatalarla ilgili bir ışıktır. Unutmayın yapan panelindeki önemli çıkabilme ihtimali yüksek olanları ben şuraya koydum. Bunlar da en çok çıkanlar bunlar. Aksi farklı bir şey çıkar mı? Çıkabilir ama en çok çıkan bunlar. Siz yine de diğerlerine de çalışın. Arkadaşlar videoları beğenerek lütfen destek olun. Zaten ücretsiz bir hizmet bu biliyorsunuz. Videoyu beğenmek de ücretsiz. Ve 2 saniye unutmayın. Beğenip devam edebilirsiniz videoyu. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Kamyon, kamyonet ve römarklarda Yükle birlikte yolcu taşınırken hangisinin yapılması yanlıştır? Yasaktır. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi, kasanın yan ve arka kapakların kapalı olması, yolcunun kasalar için ayrılacak bir alana oturtulması, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Yükle yolcuların üzerine, yükleri yüklerin üzerine yolcu bindirmek yasaktır. Bunu unutmayın. Çıkıyor. Ayrı bir alana oturtup taşıyabilirsiniz yolcuyla yükü birlikte, ama üstüne oturtmayacaksınız. Geçelim. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki karayollarında saatte 60 km hızla seyrederken öndeki araçlar arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? Bakın sınavda altı çizili yerler varsa dikkat edin demektir. Cevabımızı 62'ye böldük hemen 30. Dersen çarpı yersin. Bak burada bir özel bir madde var. Eğer normal bir otomobil olsaydı 30 çıkardı cevap. Ama tehlikeli madde diyor. Burada bir istisna var. Cevap 50 olacak arkadaşlar. Şurada gösterelim. Normal araçlarda hızın yarısıdır. Evet 60'ın yarısı 30 olur. Ama tehlikeli olursa şurada yazıyor en az 50 metre. Yine arkadaşlar burada tehlikeli madde ile ilgili birkaç Soru gelme ihtimali olan şeyler var Bunları da mutlaka okursanız faydanıza olur Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan Kontrolsüz karşılıklarda hangisinin yapılması yanlıştır Yani kontrolsüzmüş hiçbir ışık levha herhangi bir şey yokmuş hangisi yanlıştır Talih yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen araçlara yol verilmesi Bu doğru tekrar dönmeyelim soruyu arkadaşlar uzun Ana yoldakiler ray yol verilir diyor. Doğru. Dönüş yapan sürücüler doğru geçmekte olan evet arkadaşlar dönüş yapanlar bekleyecek düz gidenleri kontrolsüz kavşaklarda ama bak. Bütün sürücülerin geçiş üstünde bu zaten banko doğru. D seçeneği motorlu araçların sağındakinin soldakinin gelen araca yol vermesi bu yanlış. Tam tersi olacak. Soldakinin sağdakine yol vermesi gerekiyor. Bu sollama kuralı kontrolsüz kavşaklarda hangi hangi Hani biz sıralıyoruz ya hangi araç önce geçmelidir diye. Oradaki kuralların yazılı halasında bu. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Kırık, çıkık, burkulmada arkadaşlar en önemli dikkat etmemiz gereken şey hareket ettirmeyeceğiz, sabitleyeceğiz. Ve kırığı çıkığı burkulmayı düzeltmeyeceğiz unutmayın buna göre bakalım şıklara yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması asla Tespit edilirken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi yanlış hareket ettirmeyeceğiz Tespit edilecek bölgen sadece sert malzemeyle hayır önce yumuşak sonra sert bir malzemeyle Kaplayacağız burada ne var Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılıp sabitlenmesi hareket ettirilmemesi cevap B seçeneği Bunları mantık yürüterek yapabilirsin Kırık çıkık burkulmada her zaman aklında bulunması gereken şey hareket ettirmemek, düzeltmeye çalışmayacaksın. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması yakıtın bitmek üzere olduğunu bildirir. Basit bir soru. Cevap nedir? Budur. B seçeneği. Bu rezidans. Bu yağ lambası. Bu akü lambası. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? Arkadaşlar bakın olumsuz diyor. Burada olumsuz demiş size olumlu diyebilir. Onun için soruları ezberlemeyin. Burayı olumlu yazar. Siz de hemen şıkkı işaretlersiniz. Tuzağa düşersiniz. Sorular iyi okumak önemli. Dikkatli. Viraja girmeden önce hızı arttırmak. Aracı kullanırken yola konsantre olmak. Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak. Her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek. Şimdi olumsuz olanı arıyoruz. Duruş mesafesini öğrenmek olumlu bir şey, güzel bir şey. Yüksek hızlarda manevra, bu da güzel. Yola konsantre olmak, bu da doğru. Viraja girmeden önce hızı arttırmak, bak bu yanlış. Hızı azaltacaksın. 3 artı 1 eksi varsa cevap eksidir. Ya da tam tersi 3 eksi 1 artı varsa cevap odur. 3 olumlu 1 olumsuz kuralı diyoruz biz buna. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? Takip mesafesi, geçiş mesafesi, görüş mesafesi, intikal mesafesi. Cevabımız tabii ki A seçeneği. Takip mesafesi. Şurada takip mesafesi dediğimizde aklımıza neler gelmesi gerektiği ile ilgili veriler var. Bakın arkadaşlar takip mesafesi hızımızın yarısı kadar. Yani 90 ile gidiyorsan 45, 50 ile gidiyorsan 25 metre arada mesafe bırakacaksın. Bir de 88 89 kuralı diye bir şey duyarsan, 2 saniyede kat edilen yol diye bir şey duyarsan yine takip mesafesinden bahsediyor demektir. Şurada bir istisnamız var. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri en az 50 metre. Az önce ne dedik? Hızımızın yarısı. Ama tehlikeli madde taşıyorsa bir araç 30'la bile gitse aradaki mesafe 50 metre olmak zorunda. Bu istisna önemli. Bunu unutmayın. Frene basıldığı andan itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir. Sınavda altı çizili kelime tırnak içine alınmış şu şekilde işaretler içine alınmış kelime varsa buraya dikkat edin. Önemli demektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden değildir. Aracınız hızlı olursa fren mesafenizi etkiler mi? İklim koşulları, yol, aracın yük durumu. Bakalım aracın hızı etkiler tabi hızlı araç daha geç durur İklim koşulları etkiler Kışın daha geç durursunuz yerler ıslak olur buz olur Aracın yük durumu Evet arkadaşlar yüklü araçlar daha geç durur frende Yolun genişliği etkilemez burada cevap C seçeneği Burada fren mesafesini etkileyen faktörler yazıyor Bunlar şimdi uzun uzun okumayalım Ama siz videoyu durdurup mutlaka okuyun çünkü Bunlardan biri mutlaka gelme ihtimali var Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı daha fazladır? Dikkatin dağılması, kural ihlallerinin azalması, direksiyon hakimiyetinin artması, kazaya karışma olasılığının azalması. Öfkeli. Arkadaşlar öfke sorusu çıkıyor. Eğer kişi öfkeli ise dikkati dağılır. Dolayısıyla dikkatin dağılma ihtimali fazladır. Cevap A seçeneği. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? İş, egzoz, emme, sıkıştırma. Tuzak bir soru. Ateşleme kelimesini gördüğünüzde, benzin kelimesini gördüğünüzde, bujiyi gördüğünüzde hemen ateşleme zamanı dersiniz fakat burada ateşleme zamanı yok şıklarda. Çünkü soru bize hangi zamanın sonunda yapılır diyor, hangi zamanda demiyor. Arkadaşlar sıkıştırma zamanının sonunda yapılır. Şurada görselleştirecek olursak hocam ben anlamadım diyorsan bak şimdi. Şurada zamanlar. Hangi zamanda yapılıyor ateşleme? Ateşleme zamanında. Peki hangi zamandan sonra yapılıyormuş? Sıkıştırmadan sonra yapılıyor bak. Gördün mü? Soru burada tuzak. Hangi zamandan sonra yapılıyor? Yine hazır bu ateşlemeden bahsetmişken birkaç husustan daha bahsedelim arkadaşlar. İçten yanmalı motorlarda yanma olayı motorun içinde gerçekleşir. Bundan dolayı bu motorlara içten yanmalı motor denir. Şimdi bunlar da emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz olarak 4 zaman vardır. 4 zamanlı motorlarda. Şimdi 4 zamanlı motorlarda emme zamanı silindir içerisinde hava alınıyor. Sıkıştırma zamanı alınan hava sıkıştırılıyor. Ateşleme zamanında benzinli ise aracınız buji ile ateşleniyor. Dizel bir araç ise sıcak hava üzerine motorun püskürtülmek suretiyle ateşleme gerçekleşiyor. Egzoz zamanında da ad üstüne Egzozdan ne olur? Dışarıya atılır yanan gazlar. Unutmayın. Yine sınavda çıkar. Bu jil ateşlemeli motorların yakıtı benzin LPG doğalgazdır. Benzin, LPG, dizel, motor. Bunların hepsi içten yanmalıdır. Karıştırmayın. Ya bizim günlük hayatta kullandığımız çoğu motor içten yanmalı motor tipidir. Dizel olması, benzin olması fark etmez. Bunların hepsi içten yanma. Çünkü yanma motor içerisinde gerçekleşiyor. Yine arkadaşlar yakıt hava karışımında buji önemli. Benzinli motorlarda unutmayın. Geçelim. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? Yalnız bir, yalnız iki, 1, 3, 2, 4. Şimdi baktığımız zaman bir tane ortada polis var. Başka levha ve benzeri bir durum yok. Ki zaten levha olsa bile polis olduğu zaman önce kime uyuyoruz? Polise. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Trafik işareti olsun, levha olsun. Polis olduğu sürece polisin dediğine uymak zorundayız. Onun dedikleri öncelikli. Burada da cevabımız nedir arkadaşlar? Hangi araçlar beklemelidir? 2 ve 4 bekleyecek. Yani polisin ön ve arkasında bulunan araçlar bekleyecek. Kolunun istikametinde bulunanlar geçecek. 1 ve 3 geçecek. Bununla ilgili çıkıyor zaman zaman şaşırıyorsunuz. Şimdi şurada gösterelim. Bakın burada trafik polisinin hareketlerinde ön ve arkasında duran araçlar beklemeli. Bak ön ve arkasında yani şu iki araç beklemeli. Çünkü ön ve arkasında ne demiş? Kol ve omuz istikametinde bulunan araçlar geçmeli. Yani şu araç geçebilir. Şimdi kol ve omuz istikameti derken niye omuz diyor? Çünkü arkadaşlar polis sürekli takdir edersiniz ki bu şekilde eller havada bekleyemez. Eller havada bu şekilde bekleyemez. Neden? Şu işaretle şu işaret aynı manaya geliyor. Yani bakın şu polis elleri açık bekliyor burada. Şu polis de bu. Yine bu polisi buraya alıp koyarsak Eller kapalı bir şekilde. Neye dikkat edeceğiz? Omuz diyor bak. Boşa omuz demiyor. Omuz istikametindeki araçlar bu şekilde koyarsak yine bir ve bu ve bu bekleyecek. Niye bu aynı anlam? Bu ikili işaret aynı anlama geliyor. Sebebi de şu. Arkadaşlar takdir edersiniz ki polis eller açık şekilde bekleyemez sürekli. Yorulduğu zaman kolunu indirirse yine aynı anlama gelir. Bir de hazır trafik polisinin işaretlerinden bahsederken çok farklı bir işaret ama çok joker bir işaret çok çıkar arkadaşlar el yukarıdaysa polisin mutlaka dur kelimesini aramalıyız cümlenin içerisinde yani elini yukarı kaldırmışsa mutlaka durla ilgili bir şey söylüyordur o da çok çıktığı için bahsetmek istedim geçelim görseldeki yoldan numaralandırılmış araçlardan hangileri en fazla 70 km saat hızla yollarına devam edebilir şimdi görsel incelediğimizde Otomobiller bakın otomobiller 70'le diğer araçlar 60'la gidecek burada. Şu EDS görseldir arkadaşlar o da çıkıyor bazen şu kamera görürseniz EDS var bu yolda. Yani ortalama hız tespiti yapıyor. İşte hatta şunu da söyleyeyim 1980 metre boyunca ortalama hız tespiti yapılıyor burada. Girişinde ve çıkışında kamera oluyor bu yolların ortalama hızınızı alıyor. Mesela 10 saniyede gidecekseniz siz 9 saniyede gitmişseniz ceza yazar size. Çıkar diye onlardan da bahsettim. Burada 70 hangileri gidebilir o halde? 1, 2 gidebilir. B seçeneği 3 kamyon bu 60 ile gidecek bu da 60 ile bak zaten burada belirtmiş. Geçelim. Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık 2,5 metreden fazla ise Bakın şu önemli 2,5 metreden fazla ise bağlantının orta kısmına hangisi asılmalıdır? Beyaz bayrak, sarı yansıtıcı veya 20'ye 20 ebatında sarı bez, kırmızı yansıtıcı veya 20'ye 20 ebatında 20 kırmızı bez, yeşil yansıtıcı 20'ye 20 ebatında ye 20 yeşil bez. Cevabımız nedir? Basit bir soru. C seçeneği. Kırmızı yansıtıcı önemli. Bir de 20'ye 20 santim arkadaşlar onu okumadım. Şimdi bu çeken çekilen araçlarla ilgili ne görebiliriz? Başka neler karşımıza çıkar? Kısaca bakalım. Çeken çekilen araçlarda önemli olan şeyler şunlar. Bakın ışık bozuksa çeken çekilen aracın arkasında gündüz kırmızı yansıtıcı. 20'ye 20 batında bas. Gece ise kırmızı veya kırmızı yansıtıcı. Şunlar önemli. Çeken çekilen araçlar arasındaki mesafe en fazla 5 metre olabilir. 5 metreyi geçemez. Ve bu mesafe 2.5'ün üzerine çıkarsa işte ortasına şu şekilde işaret koyacağız. Az önce yazıyordu ya ne kadar olduğu da burada yazıyor işte. Standart iki buçuk metre. Fakat iki buçuk metrenin üzerinde olursa araya bu şekil bir işaret koyacağız. Onun haricinde maksimumda 5 metre olur. Bunu sorarlar. Bağlantıları çelik çubuk, çelik alat zincirle yapılabilir. Yine arkadaşlar şu önemli: çekilen aracın freni bozuk ise bu aradaki mesafe 1 metreyi geçemez ve çeki demiri ile yapılacak çekme işlemi. Yine çeken araç freni bozuk araç çekerken 15 km saat hızdan diğer hallerde yerleşim yer şey. işte bunlar çok da çıkmasa da şu bir metre 5 metre bir de şu ortaya konulacak işte ebatında kurdele zaten sorumuzda da bu şekilde yansıtıcıydı. Bunlar önemli geçelim. Daha iyi direksiyon hakimiyeti sağlamak için araç kullanırken direksiyon tutma pozisyonu saat rakamlarına göre nasıl olmalıdır? 9 15, 9 20, 10 15, 10 20. Cevabımız nedir? En iyi direksiyon pozisyonu 9 15'tir arkadaşlar. İdeal pozisyon şudur. Bakın fotoğraflarını göstereceğim. Bazen fotoğraf şeklinde de sorabilir. İşte saat gibi gözünde canlandırırsan Şurası 9, şurası 15'te. En ideal direksiyon tutma pozisyonu budur. Şu şekilde de sorabilir. Doğru direksiyon tutuşu hangisidirdir? O zaman cevap ne olur? Mesela 3 olur. 9, 15 ideal. Motor yağı kontrol edilirken araç nokta nokta olmalı. Ve motor yağı kontrol edilirken motor stop edilmeli. Yağın kartere süzülmesi için 4-5 dakika beklenmeli. Sonra kontrol yapılmalıdır. Noktalı yere ne yazılmalıdır? Hafif eğimli, yokuş eğimli, düz bir zemin, inişli bir zemin. Motor yağını kontrol ederken ne yapacaksınız? Düz bir zeminde olmak zorundasınız. Çünkü yağın seviyesini net olarak anlayabilmemiz için ne ile ölçüyoruz motor yağını? Yağ çubuğu ile ölçüyoruz. Sarı başlığı olan bir çubuk var arkadaşlar. Onunla ölçüyoruz. İki çizgi arasında olmalı. ideal motor yağ seviyesi. Orada çizgiler vardır o çubuğun üzerinde. Unutmayın. Sürücülerin kaldıramayacağı ağır yükleri kaldırarak lastiklerin zarar görmesi sonucunda yedek lastiği takabilmek için aracı kaldırmaya yarayan alet. Somun anahtarı, bijon anahtarı, kiriko, süspansiyon sistemi. Lastik değişeceğimiz zaman aracı neyle kaldırıyoruz? Kısaca soru böyle uzatmış ama cevabımız kiriko olacak. Kiriko dediğimiz alet de şudur bakın. Aracı yukarıya kaldırırız. Tekerin yerle bağlantısı kesilir ve lastiği çıkartırız. Kiriko çeşitleri türlü türlü çeşit vardır. İşte elektronik kirikolar filan da var daha böyle tırları filan kaldırmak için. Bunu da geçelim. Bir kavşak yakınında karayolu taşıtların birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alan dışında kalan bir yönü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir? Bağlantı yolu, geçiş yolu, erişime kontrollü karayolu, bölünmüş karayolu. Cevabımız nedir? Birbirine bağlayan diyor bak. Cevap burada zaten var bağlanmasında. sorun içerisinde bazen cevabı bulursunuz bu şekilde dikkatli bakarsanız. Şimdi bakalım bakın bize sorduğu şu işte bağlantı yolu. Şunu karıştırmayın bu geçiş yolu oluyor. araçların bir mülkten giriş çıkışı filan bura geçiş yolu. Çünkü en çok karıştırılan burası. Bununla bunu karıştırmayın. Arkadan çarpma şeklindeki bir kaza anında Boynu koruması için geliştirilmiş düzenek hangisidir? Kafayı destekleyen boyunluklar, emniyet kemeri, koltuklar, hava yastığı. Bir araç arkadan çarptığında size sizi koruyan sistem nedir arkadaşlar? Boyunluk. Koltukların üstündeki boyunluklar var ya, bunun İngilizcesi de budur. Eep slash sistem İngilizcesi. Unutmayın aracın arkasındaki boyunluklar hani koltuğun tam üstünde var ya o aslında o nedir? Arkadan biri çarptığında sizi koruyor. Onun bir özel içinde sistemi var. Ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıt sürücüsüne ne denir? Hizmetli araç sahibi şoför aracı işleten. Ticari kelimesi görürsen bu şofördür arkadaşlar. Unutma. Hocam nasıl oluyor? Araç sürücüsü ya da şey. Şurada şoförle araç sürücüsü arasındaki fark nedir? Bakın ticari gördüğünüzde şofördür. Kişisel araç, kendi işleri için olan araçlara kullananlarsa sürücü diyoruz. Yani daha çok kişisel işlerini otomobil kullanıyorsunuz, kendi aracınızı kullanıyorsan size sürücü deniyor diyor. Fakat ticari kelimesi gördüğünde bu şofördür. Evet, harita bilgisi sorumuz. Osmaniye'den hareket eden, önce bir çizelim şöyle. Osmaniye'den hareket eden bir araç. Osmaniye burada, okey. Haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya, Buraya Okey Malatya'dan da Ankara Hop Okey Bu araç hangi yönde hareket etmiş olur Batı Doğu Kuzey Güney Kuzey Doğu Güney Batı Kuzey Batı Güney Doğu Doğru cevabımız nedir Bakın arkadaşlar önce Bir Burası bir önce bunu yapıyor sonra iki hamle Birinci hamlede ne Nereye gidiyor Erzurum'a doğru gidiyor fark ederseniz. Malatya biraz daha doğuya doğru gidiyor. Doğu Anadolu bölgesi aklınızda bulunsun. Önce şöyle yazın haritayı hemen. Doğu, batı, güney, kuzey. Hemen bu şekilde bir yazalım. Şimdi. Önce doğuya doğru gidiyor. Fakat tam doğu değil bu. Ee, böyle yukarıya doğru. Bakın şurada da kuzey var ya. Kuzeye doğru bir doğu yapıyor. Yani kuzey doğu yapıyor. Oradan da batıya gidiyor. Direkt batı diyebilir miyiz? Batı diyebilmemiz için şu şekilde gelmiş olması lazım. Düz bir şekilde. Fakat düz bir şekilde batıya gelmiyor. Yine yukarısı kuzey. Paritanın yukarısı kuzey ya. Yine kuzeye doğru bir doğu bata yapıyor. Pardon. Batı ya bu bölgede. Kuzey batı. Doğru cevabımız C seçeneği. Şimdi bunu şu şekilde göstereyim ben size harita okuma. Arkadaşlar bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bakın neydi? Malatya'ya gidiyordu. Bak Kuzey Evet şöyle gitti bir. Bir de böyle gitti. Bak şimdi. Bu birinci hamle bu ikinci hamle. Böyle giden o ok hangisi? Kuzey doğu. KD yazayım ben kısaltayım. Bu ne? Bak bu. Kuzey batı. Kuzey batı. Şimdi. Bak soruda da zaten ne? Kuzey doğu kuzey batı. Anlaşılmıştır umarım. Anlamayan tekrar bir dinlesin. Geçelim. Bugün de bitti. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sınava gireceklere başarılar diliyorum. Beğenmeyi unutmayın sizden ricam arkadaşlar. Görüşmek üzere.